Şöyle, aslında zaten bu dakika itibariyle yaptığımız yorumlar biraz daha spekülatif niteliği ağır basan yorumlar olacak. Çünkü daha net tabloyu belki de yarın 1.30'da Sayın Cumhurbaşkanımızla Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı görüşme neticesinde belki daha net bir tabloyu göreceğiz ve daha net bir takım çıkarımlarda bulunabileceğiz. Tabii Sayın Bahçeli'nin yaptığı bu açıklamalara baktığımızda bunu gerekçelendirirken, bu açıklamayı veya erken seçim çağrısını gerekçelendirirken kaos planları yapmaya çalışanların oyununu bozmak gibi bir dayanağa yasladığını, menfi faktörlerden bahsediyor, kaos planlarından bahsediyor. Dolayısıyla şu an ülkenin içinde bulunduğu bir takım konjonktürel gelişmelerin de etkisi altında aslında böyle bir çıkışı yaptığını da söyleyebilmemiz mümkün. Yarınki görüşme aslında burada liderlerin biraz da belki ikna kabiliyetiyle ilgili bir mesele. Nihayetinde içinde bulunan konjonktürde AK Parti cephesi bugüne kadar hep erken seçimden yana bir tavır sergilemedi. Hep erken seçimi diline almama yönünde bir adım attı. Dolayısıyla bu çerçevede baktığımızda belki yarın Sayın Cumhurbaşkanımız yine erken seçimin ötelenmesi üzerine de belki bir görüşme veya görüş bildirecek. Yani iki tarih aralığında bir aralıktan mı bahsediyorsunuz? Erken seçimin yapılmaması yönünde belki, çünkü Bahçeli'ye bir telkini veya ortaklar olarak, ittifak ortakları olarak bir talebi olabileceği gibi tarihte bir değişim yönünde de bir talebi söz konusu olabilir. Dediğim gibi, çünkü şunu bilmiyoruz aslında şu dakika itibariyle. Belki biraz Ankara kulislerinden veya gazetecilerin beyanlarından işaretleri almaya çalışıyoruz ama bu açıklama, bu erken seçim çağrısı, Bahçeli tarafından yapılan erken seçim çağrısı AK Parti ile bir istişare edilerek mi ortaya koyuldu, grup toplantısında dile getirildi veya en azından böyle bir çıkış yapılabilir şeklinde bir bilgi ulaştırılarak mı? Yani böyle Cumhurbaşkanı Erdoğan